Sevgili Traderman X takipçilerim, sizlerle ara ara böyle borsa ile ilgili tecrübelerin sesli sunumunu yapmayı düşünüyorum. Ki ilkini de Kaya Çilingiroğlu'nun borsa tecrübesi adıyla paylaşacağım. Yıl 2013 31 Ekim borsagundem.com'un Kaya Çilingiroğlu'yla yapmış olduğu röportajı sizlere aktaracağım. Tabi bu arada borsagundem.com'u da takip edebilirsiniz. Bakalım Kaya Bey birçok alanda olduğu gibi borsaya da el atmış bir borsa tecrübesi var. Bakalım bizlere bu borsa tecrübelerinden neleri aktaracak? Bizler de bu videoyu izledikten sonra hakikaten Kaya Bey haklıymış, aynı durumdan ben de geçtim diyeceğimiz durumlar var mı? Bunları irdeleyelim. Bir borsacının artık tecrübelerini sizlere aktaralım. Evet. 1994 krizi. 270 bin dolarıma mal oldu demiş Kaya Çilingiroğlu. Evet, 1994 krizinde 270 bin dolarıma mal oldu. Bakalım detayı ne? Açıklaması ne? Borsa Gündem Kaya Çilingiroğlu'na soruyor. Borsayla ne zaman tanıştınız? Ailenizde borsayla ilgilenen başka biri var mıydı? Kaya Çilingiroğlu. 1993 yılı Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemdi. Global menkul değerlere 300 bin dolar para yatırdım. Sonra hepimizin bildiği 1994 krizi çıktı. Ve o para bana sadece 30 bin dolar olarak geri döndü. Evet, 94 krizinde 300 bin doları 30 bin dolara düşmüş. İşte borsayla tanışmam böyle oldu. Ailemde başka borsacı yok. Ben çok girişimci biriydim ve paramı büyütmek adına borsada oynamaya karar verdim. Kaya Bey, oldu mu borsa oyun alanı değil ki, niye böyle dediniz şimdi? Neyse, yazının devamına bakalım. Global menkul değerlerin sahibi Mehmet Kutman arkadaşımdı. Onun tavsiyesiyle borsada yatırım yapmaya karar verdim. Ancak krize yakalandık. O zaman portföyüme bakan kişiyle bugün Türkiye'nin en büyük borsacılarından biri olan Cem Kalyoncu'ydu demiş. Cem Bey o zaman Global Menkul'ün çalışanıydı. Mehmet Bey paranı Cem yönetsin demişti. Ancak krize yakalandık ve kaybettim. Tabii bu olanların Cem Bey ile bir ilgisi yok. Kriz sebep oldu. Daha sonra 1998-99 yılları arasında bizzat kendim borsayla ilgilenmeye başladım. Alsat yapmaya başladım ve bu yüzden ciddi paralar kaybettim. Bakınız, parasını emanet ediyor krizden dolayı. Cem Bey'i sorumlu tutmuyor tabi. Parasının ciddi bir değer kaybına uğruyor ve arkasından da diyor ki alsat yapmaya başladım. Burada da ciddi bir kaybım olmaya başladı. Evet, alsat yapmaya başladım ve bu yüzden ciddi paralar kaybettim. Ama belki de bu sayede hisse senedi yatırımının nasıl olması gerektiğini öğrendim. Buffett'in hayatını okumaya başladım ve nerelerde yanlış yaptığını öğrendim. Ondan sonra da asla alsat yapmadım. Evet, Kaya Bey anladığımız kadarıyla ciddi bir yatırımcı olmuş. Yani trade etme değil, alsat değil, uzun vade bir yatırımcıymış anladığımız kadarıyla. Yazının ilerleyen bölümlerinde bunu göreceğiz sevgili dostlar. Günlük alım satım yapmak istiyorsan elinde en az 50 milyon dolar olmalı demiş Kaya Çilingiroğlu. Günlük alım satım yapmak istiyorsan elinde en az 50 milyon dolar olmalı. Bakalım niçin böyle söylemiş. Borsa Gündem soruyor. Hep böyle mi gitti? Borsada hiç kazanamadınız mı? Kaya Çilingiroğlu. Kazandım elbette. 99-2000 yıllarında iyi kazançlar elde ettim. Elimde bir tarafa koyacağım, değerlendiremeyeceğim bir para olursa hisse senedi alırım. Hisse senedini insanlar yanlış yorumluyorlar. Borsayı bir oyun olarak görüyorlar.
Borsada günlük alım satım yapabilmek için elinizde minimum 50 milyon dolarınızın olması lazım. Çünkü borsanın bir mevcudiyet sebebi var. Halka açık şirketler var. Şirketler neden halka açık açılır? İnsanlar neden hisselerini alır? Karlı bir şirkete ortak olun ve yıl sonunda o kardan temettü alın diye. Borsanın asıl anlamı budur. Elinde ufak birikim olanlar borsayı yanlış değerlendiriyor. Sağdan soldan tüyolar alıyorlar. Zaten tüyolar sokağa indiyse size geçmiş olsun demektir. Warren Buffett'ın bildiğim kadarıyla 20-30 yıla yakın elinde Coca-Cola hissesi tutmuş bir yatırımcıydı. Vay, 20-30 yıl Coca-Cola elinde tutmuş. Sıfırdan gelmiş bir adam. Markette günlük hiç alışveriş yapmamışsa doğru olan onun yaptığıdır. Evet. Yani burada günlük alım satımlardan ziyade temettüsü olan, karlılığı olan sağlam şirketlere yönelin diyor Kaya Çilingiroğlu. Haklı. Yani gerçekten biz elimizde küçük bir birikimimiz var. Sağdan soldan tüyolar alıyoruz. Bunu da ben hep zaten videolarımda aktarıyorum. Şu önemli bir ibare. Zaten diyor tüyolar sokağa indiyse size geçmiş olsun demektir. Bu tüyolar herkesin ağzında konuşuluyor ise, herkes aynı duyguda ise geçmiş olsun, ters köşe olabilirsiniz diyor Kaya Çilingiroğlu. Tüyo versem her gün, vermesem bir gün küfrederler. Evet, yine ilginç bir başlık, ilginç bir cümle olmuş. Tüyo versem her gün, vermesem bir gün küfrederler. Yine sorulmuş Kaya Bey. Sizden de tüyo isteyenler oluyor mu? Kaya Çilingiroğlu. Benden arada sırada tüyo hisse önerisi istiyorlar. Kabul etmiyorum. Tüyo verirsem her gün küfür edeceksin. Vermezsen bir gün küfür edersin diyorum. Birinden tüyo alıp borsacılık yapmak çok yanlış bir şey. Borsanın ana kuralları var. Bunlardan biri elinizde 1-2 yıl hiç dokunmayacağınız bir paranız varsa hisse senedi alırsınız. Bu hisse senedi düşebilir ya da çıkabilir. Zamanen endeksli bakacaksınız. Bilanço okumayı herkes biliyor artık. İnternet var. Karlı ve büyüyen şirketler var. Türkiye'nin büyüdüğü ortamda şirketler de büyüyor. Alırsınız hisse senedini, bekler ve yıl sonunda temettüsünü alırsınız. Düştüğü zaman heyecanlanmayın. Asla ve asla hisse senedi düştüğünde ekrana bakmayın. Bu birinci kural. Evet. Asla ve asla hisse senedi düştüğünde ekrana bakmayın. Bu birinci kural demiş Kaya Çilingiroğlu. İkincisi, kredi ile işlem yapmayın. Bakın bunu da biz defaatle dile getiriyoruz kanallarımızda, yayınlarımızda. Yani kredi ile kesinlikle işlem yapmayın sevgili dostlar. Evet. Üçüncüsü de BIST 30 kağıtlarının dışına çıkmayın demiş. Biz ne diyoruz? BIST 50 diyoruz. Ama ısrarla vatandaş nerede saçma sapan hisse varsa onu sorabiliyor. Evet, Kaya Bey BIST 30 demiş. Belki o zaman için BIST 30. Şimdi BIST 50 de ideal diyebiliriz tekneye gelen hisseler grubu. Mesela adam ne iş yapıyor? Kıbrıs'ta kumarhanesi var ve bir turizm şirketi. Gidip bunun hisse senedi alınır mı? Alınmaz. Ama Koç Holding mesela her yıl büyüme oranı %8-10, Garanti Bankası ya da İş Bankası varken niye gidip diğer kağıdı alayım? Kısaca yatırımcı sağlam bir hisse senedi alır ve beklerse her zaman çok iyi para kazanır. Evet, burayı tekrar ediyorum. Kısaca yatırımcı sağlam bir hisse senedi alır ve beklerse her zaman çok iyi para kazanır. Ama 3 ay sonra bir yere ödemem var, elimde de bu kadar bir para var. Ben bununla hisse senedi alıp 3 ayda kar edeyim dersen bu iş olmaz. Yatırımcılar en çok böyle yanılıyor demiş. Evet, elimde para var. İşte 1 ay sonra, 3 ay sonra biz de çok karşılaşıyoruz. Bu para elimden çıkacak. O zamana kadar şöyle uçacak kaçacak bir tüyo ver de o parayı çevireyim diyor. Haklı olarak yani. Kendince haklı. Ancak çok iyi bir teknik bilgiye ve piyasa okumasına sahip değilseniz
bu 3 ay içerisinde paranız heder olabilir sevgili dostlar. Evet, yatırımcılar en çok böyle yanılıyor demiş Kaya Çilingiroğlu. Gerçekten güzel tespitler. Siz de katılıyorsunuzdur umarım yani bu tespitlere. Evet. Elimde Tüpraş hissesini boşalttım ertesi gün. Yine sormuşlar. Ama kısa vadeli alsat yapıp kazananlar da var. Kaya Çilingiroğlu elbette var. Ama oransal baktığımızda %10-15'i geçmez. Biraz da kumarbaz ruhlu bizim insanımız. Çabuk ve çok kazanmak istiyorlar. Bakıyorsunuz faizler %8'lerde. Bu oranlardan bir kağıdı elinizde tutsanız 2 mislini kazanma şansınız çok yüksek bir ihtimal. Bir yıl dayan arkadaş. 2 yıl borçta hiçbir yere ödemeyeceğiniz bir paranız varsa onunla hisse senedi almanızı tavsiye ederim. Ama asla kredi kullanmayın. Alsat da yapmayın. Portföyünüzde sadece bankacılık sektörü de olmasın. Otomotiv, sanayi hisselerini de yatırımcılara tavsiye edebilirim. Ben önemli bir borsacı değilim ama zaman içerisinde yaşayarak, kaybederek öğrendim. Matematiği çok güçlü olan bir adamım. Bu yüzden bu işi yaparım dedim. Tabii o dönemlerde ismimiz çıktı. Bir de üstüne kriz oldu. Borsada öyle üç kağıtçılar döner ki ekstreleriniz başka büyük oyunculara fakslanır. Hiç unutmam. Elimde müthiş bir Tüpraş kağıdı vardı. Bir gün Hörtbey'in çok iyi bildiğim bir borsacı arkadaşımla yemek yedim. Tüpraş için sat bu kağıttan hiçbir şey olmaz dedi. Tabii o zamanlar ben de tüyolar alıyordum. Elimdeki tüm Tüpraş hisselerini boşalttım. Tüpraş hisseleri ertesi gün tavan yaptı. Demek ki takip ediliyormuşuz, sayılıyormuşuz. Ama artık böyle değil. Borsa yükseldi, rakamlar büyüdü. Tek tek Tüpraş hisselerini saymak zor demiş. Evet. Borsada oynayan kumarbaz parayı bir şekilde bulur demiş. Bakalım burada ne demiş? Borsada oynayan kumarbaz parayı bir şekilde bulur. Borsagündem.com yine sormuş. O dönemdeki borsayla bugünkü arasında başka nasıl değişimler söz konusu? Kaya Çilingiroğlu. O zaman 15-20 milyon liralarla tahtaları indirip kaldırabiliyordunuz. Şimdi 200 milyonla bile yapamazsınız bu işi. Çünkü borsada artık rakamlar ve hacim çok büyüdü. Yabancı yatırımcıların ağırlığı var. Gerçi bizim zamanımızda yabancıların payı daha çok yüksekti. Adamlar Noel'e doğru pozisyonlarını boşaltıp gider, Türkler baş başa kalırdı. Sen de 3-5 lirayı tırnaklarınla kazanmaya çalışırdın. Bu yüzden enteresan 3 kağıtçılıklar da olurdu. Çünkü insanlar o kadar kumarbaz ruhluydu ki günlük alışveriş yapanlardan bahsediyorum, açgözlülerdi. Türkiye'de borsanın iyi denetlenmediğini düşünüyorum. BİS Başkanı'nın daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü borsada çok şeyler duyuyorum. O dönemlerde intihar eden insanlar oluyordu. O dönem dediysem 5-6 yıl öncesiydi. Yani 2013'te yazılmış bu yazı. İşte 2010'lu yıllarda. Ak Merkez'e gidersin. Şu kağıdı al, merak etme derler. Papermon'a gidersin. Sana tüyo sorarlar. Ne yapacaksın oğlum, tüyo zaten Papermon'a gelmişse yanmışsınız derdim. Onlar da abi dün 1000 liraya aldım bugün 1500 lira oldu derlerdi. İyi de bu kağıdını aldığın şirket neye göre değerleniyor? Ne alıyor, ne satıyor? Ondan sonra yandım anam diye dolanırlar ki işten geçmiş olurdu. Ama çok enteresandır. Borsada oynayan kumarbaz parayı bir şekilde buluyor. Kahvede kumar oynayan adam kaybeder. Bakarsın 3 gün sonra yine parayla gelir. Borsacılar da bir şekilde parayı buluyor. Beni hisse senedi yatırımcısı gibi düşünün. Bir hisseye inanırsam alır, sektörüne bakarım. Mecbur değilim banka hissesi almaya. Bunun birçok alternatifi olur. Uzun vadede yatırım yapar ve o parayı unuturum demiş sevgili dostlar. Evet. Kaya Çilingiroğlu gerçekten ilginç tespitler. Şu anda enerji hissesi senedi alınabilir çünkü zarar etmeyecek bir sektör demiş 2013 yılında.
Bilinçli bir yatırımcı nasıl davranmalı? Küçük yatırımcıya neler önerirsiniz? Kaya Çilingiroğlu. Borsaya yatırdığınız parayı arsa almış gibi düşüneceksiniz ve unutacaksınız. Mesela inşaat sektörü hızlı giden bir ülkede çimento fabrikalarının kağıdını alırsınız. Türkiye'de istikrarlı büyüyen şirketler var. İş Bankası, Garanti Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding gibi. Şu anda enerji hisse senedi alınabilir. Enerji zarar etmeyecek bir sektör. Çünkü devletin alım garantisi var. Üstelik illa BİST'ten bir kağıt almak zorunda değilsin. Mesela Gazprom diye bir şirket var dünyada. Git onun kağıdını al. Bu olaya artık global olarak bakıp daha aklı başında işler yapılması gerektiğini düşünüyorum demiş. Gerçekten de doğru söylemiş sevgili dostlar. 100 kişiden 90'ı SPK'dan ceza aldı. Ben almadım. Allah Allah. Bu anlattıklarınızdan yatırımcıların hala çok bilinçsiz olduğunu çıkarabilir miyiz diye sormuşlar Kaya Çilingiroğlu. Evet. Borsada oynayanların %90'ı bilinçsiz ve bilmeden oynuyorlar. Adamın 3 kuruş parası var. 2000 lira maaş alıyor. Benden tüyo soruyor. Üzülüyorum. Benden tüyo sorduğuna göre herhalde 10 bin lirası var. Muhtemelen bir süre sonra ona ihtiyacı olacak. Tüyo olarak bu parayla borsada oynamaya çalışıyor. Ben kimim? Biliyor musun? Beni tanıyor musun? Kaya Bey iyi biliyor diyor. İyi ama ben bu işi neye göre iyi biliyorum? Bugün birçok yatırımcı bilinçsiz olarak borsada oynuyor. Ben 20 yıldır borsada oynuyorum. Bugün borsayla ilgilenip de SPK'dan ceza almamış kişi sayısı çok azdır. 100 kişiden 90'ı SPK tarafından ceza almıştır. Hem de meşhur isimler ceza almıştır. Ama ben bir kere bile ceza almadım. Çünkü saçma sapan işlere girmedim. Benim yanıma şu an cezaevine girmiş veya çıkmış birçok insan geldi. Niye? Çünkü ben tanıdık bir simayım. İnsanlar benim söylediklerime inanır. Ama ben bu tür işlere hiç girmedim. Kolay para kazanayım demedim. Bu yüzden de bir kere bile ceza almadım. Hayatım boyunca da felsefem bu olur. Çok zengin olmadım ama en azından ismim hala para eder. Kimse çıkıp da Kaya beni dolandırdı diyemez demiş. Evet, gerçekten güzel sözler, güzel düşünceler sevgili dostlar. Param olsa imarsız arsa ve hisseye yatırırım. Evet, param olsa imarsız arsa ve hisseye yatırırım demiş Kaya Çilingiroğlu. Evet. Sevgili dostlarım, buradaki bu röportaj borsagündem.com'dan alıntıdır. Ya borsa gündemini takip edebilirsiniz. Güzel haber akışları, şirket haberleri söz konusu. Ve yine YouTube üzerinden Traderman X, yani Traderman X yazılışıyla kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yeni bir borsa hikayesinde tekrar görüşmek üzere diliyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Hayatta tecrübeler önemlidir. Bu tecrübeleri biz önemli gördüğümüz noktalarını aklımızın bir köşesine yazalım. Belki faydası olur sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.